Teşekkür ederim hocam. 10 dakika da çok kötü sürpriz ama şartları ortada olduğu belli. Biz en azından 15 artı 5 beklerken daha geriye gittik, sağ olun olsun. O yüzden özetlemeye çalışacağım bir günlük kadarıyla. Kıymetli hazırım, hepinizi saygıyla selamlıyorum ben de. Benim tebliğim, milli bütünlük ve beka meselesi açısından kültürel sürekliliğin korunması ve bu bağlamda Erol Güngör başlığı taşıyor. İzninizle önce tebliğimin ilham kaynağını açıklayayım. Böylece konumuzu da gerekçelendirmiş olalım. Bundan yaklaşık 10-12 yıl, 13 yıl önce, hatta tam net 2010 yılında vefat eden rahmetli mütefekkir aydınımız Durmuş Hocaoğlu, Allah rahmet eylesin, vefatından bir yıl önce bir dergiye verdiği bir mülakatta farklı bir bağlamda şunu söylüyor, aynen manşetti bu. 2023 yılında Türkiye'yi bugünkü haliyle, mevcut haliyle göremeyebiliriz demişti. 2009 yılında. 2023 yılında Türkiye bugünkü haliyle, mevcut haliyle olmayabilir demişti. Bu beni çok çarpmıştı ve defalarca okudum, anlattım, şeyi dinledim. Tabii ki bu düşünce, yani beka sorununu, Türkiye'nin beka sorununu bundan daha veciz bir şekilde anlatan bir ifade herhalde düşünülemez. 100. yılı idrak ediyoruz. Bu süreçte Türkiye'yi mevcut haliyle bu şekilde göremeyebiliriz demişti. Kendisi biz bir yıl sonra vefat etti. Bu sözün çok evhami bir düşünce olmadığını yakinen gördük, şahit olduk. Yine şu anda işte 10-15 gün önce 100. yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyet tarihimizin 100 yıl boyunca geçirdiği bir takım badirevi süreçler, siyasal sorunlar, rahmetli Durmuş Hocaoğlu'nu bu şekilde düşündürmeye sevk etti muhakkak. Aynı şekilde modernleşme tarihimizin sorunlu boyutlarını oluşturan kültürel kurumlarda bu alanda nasibini almıştır. İşte bugün 40. vefat yıldönümünde rahmetle andığımız ve bu toplantının vesilesi olan Erol Güngör Hoca da entelektüel vesayesinin önemli bir bölümünü bu kültür meselelerine, kültürel değişimin devamlılığı, canlılığın devamlı meselesine vakfetmiştir. Son derece önemli. Aslında şu ana kadar yapılan açılış konuşmalarında ortak paydanın kültür olduğunu hepimiz görüyoruz. Kültür, insanoğlunun tabiatla giriştiği mücadelede kendine mal ettiği eylemler ve değerler bütün malumuz. En kabaca, en genelinde. Ve bu kültür toplumsal değişmenin motorunu oluşturur. Dolayısıyla hatta tarih kültürel değişim üzerinden okunur. Tarih böyle bakabiliriz. Toplumların modernleşme gibi çok popyekun bir kültür değişimi içeren büyük bir olgu içinde kültürel değişim çok daha birçok toplumda sancılı boyutta cereyan etmiştir. Toplumların Arnold Toynbee, İngiliz uygarlık tarihçisi Toynbee, toplumların modernleşme karşısındaki, özellikle gecikmiş bizim gibi, gecikmiş modernite olgusu içerisinde yaşayan toplumların modernleşme karşısındaki tepkilerini iki kavramla açıklamıştır. Bunlar bir tanesi Herodian karakter. Bu mevcut moderniteye adapte olma, hayranlık duyan, yani işte onu ittibas eden, temellik etmeye, hayranlık, tabiyet şartlarından. Diğeri ise zelotluk demiştir. Tiksinti duyan, içine kapanmacı refleks, iki tür bir refleks var. Şimdi bizim Türk modernleşmesine bu açıdan baktığımızda birçok değerlendirme genelde budur. Yani tabii ki aksi iddia edebilir ama ağırlık budur. Türk modernleşmesi de daha çok Herodian karakter üzerinden gerçekleşmiş, günlere kadar gelmiştir. Ve zaman içerisinde özgünlüğünü kazanma çabalarına evrilmiştir. Bu bağlamda 19. yüzyıl sonlarında Ahmet Mithat Efendi'den Said Halim Paşa'ya,
Oradan bugün ismi çok zikredilen Ziya Gökalp'ten geçerek Fuat Köprülü'ye, orada Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Yahya Kemal Beyatlı'ya, Nurettin Topçu'ya, Mümtaz Turhan'a, orada Kemal Tahir'e, Sabri Ülgenel'e ve Erol Büyükör'e kadar Türk modernleşmesine bu özgün kimliğini kazandırma çabaları hep devam ede gelmiştir. Erol Hoca bu bağlamda topyekun bir filozof olduğunun altı çizildi. Türk modernleşmesinde paradigma sorununa işaret etmiştir. Ve Türk modernleşmesinin paradigması, modernleşme paradigmasının özünü içeren, ağırlıklı vurgusunu teşkil eden pozitivist tespiri, avami pozitivizm nedeniyle kültürü dışlayan, Türk İslam tarihini büyük ölçüde paranteze alan resmi tarih tezini Türk milli tarihinin en önemli paradoksu olduğunu söylemiştir. Bu bakımdan sorunun önemli bir kısmı burada düğümlenmektedir. Bu pozitivist esprinin aşılması, rehabilite edilmesi, Türk kültürünün kendini bulması için fevkalade elzem bir mesele olarak görülmüştür. Bunu yaparken Erol Hoca'nın referansları içerisinde tarihçiler yoktur. Tarihçiler bu modernleşme paradigmasına adeta teslim olmuştur. Resmi ideolojiye adeta ran olarak bu süreci algıladıklarından, değerlendirdiklerinden dolayı Erol Hoca'nın referansları içerisinde tarihçiler yer almamıştır. Nedir? Edebiyatçılar, romancılar, sosyologlar daha fazla bu konuda yer almıştır. Ben tarihçiyim. Erol Hoca bizim, benim en önemli kullandığım atıf kaynaklarından bir tanesi. Yani tarihçilikte günden güne artan bir önemi hissedilen bir ayrımımız. Türk modernleşmesini Erol Hoca iki ana dönemde ele alıyor. Birincisini Tanzimat'tan Cumhuriyet'e kadar olan süreci değerlendiriyor ki burada taklitle, taklidi bir yöntem olarak kullanmak suretiyle moderniteye ittibak ve burada sentezci bir anlayışla kendi kimliğimizi kurma çabasını yer aldığını söylerken, Cumhuriyet'ten itibaren ise monolitik bir medeniyet anlayışıyla batıcı anlayışı, o pozitivist esprinin etkisiyle batılılaşmanın tamamen baskın karakter haline geldiğini söylüyor. Vedat Hoca da sabahleyin söyledi. Modernleşmeyle, Cumhuriyetçi paradigmayla adeta kültürümüzü de teslim etme noktasına geldiğimizi ifade ediyor. Erol Hoca'nın modernleşme konusunda son derece önemli gördüğü bir başka husus, kültürel alanın soyut cephesini oluşturan örf ve adetler konusu. Çok geniş bir alanda, kültür bütün hayatımızı kuşatan bir konu, dediğimiz gibi hayat evrenimizi belirleyen bir alan. Bu kültür spektrumunda örf ve adetler soyut alanı ifade ediyor ve bizim modernleşmeci aydınların kategorik bir şekilde bu alanı ilerleme gerileme paradoksu içerisinde ilerlemeye bir engel, mani teşkil eden bir yaklaşımı şiddetle eleştiriyor. Ve hatta kendisi İstanbul Üniversitesi'nde bizzat tanık olduğu örf ve adetlerin bizim toplumsal ilerlememiz medeniyet sürecinde bize pranga buluşturlar şeklindeki üniversite senatosunun oy birlikliği kararını son derece vahim bir gözlem olarak yaşanmış bir oldu. Halbuki bunlar kültürün yapı taşlarıdır. Bunlar olmazsa olmazlardır. Yine modernleşme paradigmasında o pozitivist alanın aşılması için dil konusunun süre bakışlarından süre sesini hissetmeye başladım. Dil konusunun son derece önemli olduğunu söylüyor. Dinin kurucu bir değer, medeniyet konusunda kurucu bir değer olduğunu söylüyor. Ve bunun tekrar bir şekilde gündeme gelmesi ve hayatın içinde yerini almasını bütün çabalarını bunun
desteklemeye çalışıyor. Ancak bizim aydınların bu konuda büyük bir zihinsel tembellik yaşadığını, adeta zihinsel iktidarsızlık tırnak içerisinde böyle bir tabir de var, kullanıyor. Bu alana teslim olmuş durumda. Bu yüzden Cumhuriyet dönemi aydınları kültür alanının rehabilitasyonu konusunda yeterli performansı gösteremediklerinden Erol Hoca haklı olarak yakınıyor. Son yapılan çalışmalardan birisi olan Ahmet Çiğdem'in Sadakat Güzergahı adlı kitabı, hepimizin bildiği, okuduğu şu sıralarda fenomenleşen bir kitap. Ahmet Çiğdem Hoca orada Erol Güngör bahsinde iki önemli tespiti sürdü. Erol Güngör'ün milliyetçiliğin en önemli teorisyen olduğunu Yasin Hocam az önce belirtti. Milliyetçilik konusunda iki şeyi ortaya koymuştu diyor. Nedir? Bir, milliyetçiliği etnisist ve ırkçı ögelerinden arındırarak kültürel sosyolojik zemine oturtmuştur. En sağlıklı milliyetçiliği tabiri caizse inşa etmiştir. İkincisi, milliyetçiliği dille buluşturmuştur. Fevkalade önemli. Yani dil ayakta olması gereken bir şey. Ben burada naçizane o tespite bir parantez açarak bir şeyin eksikliğini altını çizeceğim. Tabii ki buradan Erol Güngör buna yetişemedi, ömrü vefa etmedi, 40 senedir. Son zamanlarda akademiyadan popülariteye doğru giderek ağırlık kazanan Yalçın Koç Hoca'nın, burada isim olarak, kavram olarak bahsedildiği bir kitabı, Anadolu Mayası. Anadolu Mayası, hani o bizim kadimden hateme denilen o Anadolu irfanını oluşturan Yesevi unsurlarının bu topraklara serptiği cevher, milli kültürün, milliyetçiliğin en önemli unsurlarından biri olduğu bugün çok daha net görülüyor. Tabii ki bu teorik bir şekilde, spesifik şekilde bugün günümüzde Yalçın Hoca'nın çalışmalarıyla netleşmiş, ortaya çıkmış bir durum. O bakımdan rahmetli Erol Hoca bu şeye yetişebilseydi, bu cevheri görebilseydi, milliyetçiliğin teorik çerçevesi içerisinde bunu da rahatlıkla yerleştirebileceğini söylemek mümkündür. Son hususla bitireyim hocam. Çok tabii sürenin kısıtından dolayı biraz dağınık gitti, kusura bakmayın. Modernleşme paradigması konusunda en büyük zaaf yanın teşkil eden pozitivizmin aşılması konusunda aslında hemen hemen giderek fikir birliğine doğru bir süreci görüyoruz. Ama bununla beraber Türkiye'de pozitivizm, Türk modernleşmesinin sakat illiyet yanını oluşturan pozitivist gelenek yeterince sistematik bir şekilde, sürekli bir şekilde sorgulanmamıştır, eleştirilmemiştir. Nurettin Topçular, efendim bir parça Kemal Tahir diyelim, yahut da Hüsamettin Arslan rahmetli, bunlar yapmıştır, yapmaya çalışmıştır ama bu dediğim gibi oturmuş bir geleneğe dönüşememiştir. Son zamanlarda Türkiye'nin yaşayan entelektüellerinden biri olan Etyen Mahçupyan bile bu konuyu bu şekilde ele alarak adeta Erol Güngör Hoca'yı teyit etmiştir. Bir küçük paragrafını okuyarak konuyu sonlandırmak istiyorum Sayın Başkan. Mahçupyan Türkiye'yi Anlamak kitabında şu ifadeleri kullanıyor. Zira modernleşme tartışmalarının ve küreselleşmenin biçimlendirdiği günümüz dünyasında otoriter tedbirlerle bu kısır döngüyü kırma ihtimali artık kalmamıştır. Bu nedenle Türkiye'nin bütünlüğünü koruyarak geleceğin dünyasında saygın bir yer alabilmesinin asgari koşulları, devletin topluma olan ideolojik önceliğinin diktatöryel bir anlayış olarak mahkum edilmesi, ulusal kimliğin tepeden tanımlanması alışkanlığının terk edilerek yaşayan toplumun gerçek ortak faydalarından, kendiliğinden üretilmesinin yolunun açılması, yönetimin tek meşruiyet kaynağı olan çoğulcu bir toplumsal anlayışa dayanılması ve nihayet modernleşme densin veya denmesin, o dünyaya adaptasyon süreciyle pozitivizmle arasındaki göbek bağın kopartılması şarttır diyor. Bu çok önemli. Bu Erol Güngör ve sözünü ettiği diğer entelektüel aydınlar hep bu konuya temas etmişlerdi. Bunu da veciz bir şekilde burada görüyoruz. Bu bakımdan son sözüm olarak bunu söyleyeyim.
Öyle denir. Erol Bulgar şey gibi Ahmet Cevdet Paşa gibi halefi olmayan bir entelektüel kurgusu içerisinde halef olmayan bir tefekkür aydınımız olan Erol Güngör'ün halef adayları önünde bu önemli devasa mesele. Yani pozitivist esprinin, pozitivist boyutun aşındırılması ve kültürün, kültürel alanın rehabilitasyonu ile ilgili çalışmaların yapılması Erol Güngör'ün tespitlerini, halef adaylarını hararetle beklediği çalışma konuları içerisinde yer almaktadır. Sözlerim bu kadar. Çok teşekkür ederim. Dilediğiniz için sağ olun.